Ve böylece bizler böyle bir toplum olarak da o yetimlere karşı ne kadar sorumluyuz, ne kadar bunlardan dolayı sorumluluk taşıyoruz ve bizlere düşen görev nedir? Onlara yaklaşımın bize verdiği fayda ne? Onlara karşı zulüm, onların hakkına geçirme, malını yeme bizlere zarar verir. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti garip bir ümmettir. Hiçbir hareketi Kur'ansız ve sünnetsiz kabul edilemez. Kur'an ve sünnete uygun olmayan hiçbir hareketi kendisine hoş görmemiştir. O ya dünyada onun karşılığı veya ahirette onun karşılığını verme durumunda kalmıştır. Hatta öyle bir ibare ki kasire dünya ve ahire bazen de bazı insanlar Kur'an ve sünnete ters düşmeyle onun dediklerini yerine getirmemeyle hem dünyalarını husrana uğratırlar ve hem de ahiretlerini husrana uğratırlar. İşte biz ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nasihatçimiz olan, akıl mihengimiz olan, kalp yolumuz olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden ve ahlakından edinirsek öyle mutlu bir toplum oluruz ki aramızdan yetim ağlamaz güler, zayıf ağlamaz güler, mazlum ağlamaz güler. O kendisi arkasına seni bulur, komşusunu bulur, amcasını bulur, dayısını bulur. Hissetmez yetim olduğunu, hissetmez mazlum olduğunu, hissetmez fakir olduğunu, hissetmez zayıf olduğunu. Ne güzel bir ümmet anlayışı vardır ki bizde. Biz böyle bir duygulayız, böyle bir ruhlayız. Aramızda yetim gülmesi gerek, aramızda mazlum gülmesi gerek, aramızda zayıf gülmesi gerek. Çünkü onlar ağlarken biz çocuklarımızı güldüremeyiz. Çünkü onlar ağlarken biz elimizde, soframızda gülemeyiz. Kavramı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam hele hele onların malına tevessül eden, onların rızıklarına tevessül eden, onların imkanlarına tevessül eden bakarız ki Allah Azze ve Celle ne garip ifade ediyor. Bizim ölçümüz değil, vahiydir diye ifade ediyor. Bizim ölçümüz Kur'an'dır. Bizim ölçümüz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hiçbir birey, hiçbir kişi, hiçbir şekilde kafa üretkenliği ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öncüsü olmaz. Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öncüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an ahlakıdır. Çünkü Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakları neydi? Kur'an'dı. Hazreti Ayşe validemize soruldu. Resulullah'ın ahlakı soruldu. Nasıl birisi, nasıl bir ahlaka sahip? Kâne kulûbû el-Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı diye buyuruyor. Tehallaku bi ahlakillah. Tehallaku bi ahlakil Kur'an. Allah'ın ahlakıyla ahlaklan. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklan. İşte Kur'an bizlere yetişim konusundaki net uyarıyı veriyor. Ve sert uyarıyı veriyor. Akıllı olun. Bakınız bu dünya geçicidir. Bu dünya içerisinde hakkına geçtiğiniz yetimin malından sizin sorgulamanız muhakkak gelecektir. O gün muhakkak sorgulamayacaksınız. İşte estaizu billah, Allah Teala, innellezine yekulûne ehvâle yetâmâ, zulmâ, innemâ yekulûne fî butûnihim nâra. Ve seyaslavne se'îrâ. Ne garip bir ayet-i kerime. O kimseler ki, o hani hiç vicdan etmeyip mal ve mülk hırsına kapılıp gözünü görmeyen basiretsiz insanlar vardır ya, onlar ki yetimlerin malını yerine var ya, o yetimlerin malına girenler var ya, hakları olmaksızın, yetimlerin malına tevessül edenler, yiyenler, muhakkak ki onlar ateş yiyorlar. Muhakkak
ataklı olmanın midelerinde ateş kaynıyor. Onlar farkında değiller. Bir yetimin malına geçerken, bir yetimin hakkını yerken, bir yetimden dolayı ne olur deyip onun rızkını yerler var ya, onun malına geçerler var ya, onlar bilsinler ki onlar midelerine ateş taşıyorlar. Onlar midelerine ateş koyuyorlar ve öyle bir gün gelecek ki onlar kor ateşlere dayanmayacaklar. Öyle bir gün gelecek ki onlar kor ateşe dayanmayacak. Değerli kardeşlerim, Allah bu günden bizi muhafaza etsin. Ve bu tür hastalıklara kapılmış insanlara da hidayet nasip etsin. Lini kalp, yumuşak kalp nasip etsin, matematik nasip etsin. Çünkü onlar eğer nefya edilmeyen, bu hata içerisindelerse yol yakınken tövbe etsinler. Yol yakınken haklarını iade etsinler. İnan ki ölüm gelecektir. Bu keyfinde olduğu günde elbette gün bitecektir. Ama bittiğinde de yeni bir dünya başlayacak. O dünya işte bugünkü bu geçici dünyadan elde ettiğini ne ekersen onu biçersin kavramıyla ne ekmiş de bu dünyada onu alacaktır kabirden sonraki hayatta. Çünkü el dünya mazra'tın ahya. Dünya adetin ziraat olsun. Dünyada ne yapmışsan olur musun? Ne yapmışsan olur musun? Onun için diğer bir ayet-i kerimede sanki bir ısrar var. Sanki niye kendinize zulüm ediyorsun? Niye kendinizi Allah'ın nazarına müstahak ediyorsun? Niçin bu idrakinde bulunuyorsunuz da bir gün bu yetimin malı ateş gibi karnınızda kaynayacak ve sizler o ateşlere konulacaksınız. Niçin buna akıl etmiyorsunuz? Niçin buna akıl erdiremiyorsunuz? Bunu derdesine estaizu billah ve la tekrabu malel yetim. Yetimin malına yaklaşmayın, ne olursunuz? Yetimin malı sizi yok eder, imha eder. Hem dünyanızı husran, hem ahiretinizi perişan eder. O mazlum insanların, o babasız insanların, o annesiz insanların, o sahipsiz insanların, o zayıf insanların malına geçip de onları incitmeyin. Onları gözyaşıyla bırakmayın. Onları sırtüstü bırakmayın. Elbette bir gün senin yakından çok farklı tutacak. Ama yok hayır ben bakacağım. Bunu bir karşılık olarak kendisinden almam gereken bir mal olması gerekir diye düşünüyorsan illa billetiye ahsen. Ancak hak ettiğin kadar o malını al. Hak edeceğin kadar emeğinin karşılığı, terinin karşılığı baban hayrına da yapma. Yap ona iyiliği, al karşılığını ama zulme etme. Madem ki yapıyorsun, madem ki o taassup, o acıma duygusu karşılıksız yapma hırsızlığında yok, karşılıksız yapma inceliği ve insanlığı yok, o zaman hak edeceğin şekilde onun malına iniş. Hak ettiğin miktarda onun malına iniş. Eğer zulmedersen bil ki bu sana kalmış. Hatta yabrıda eşitler. Hatta ki o artık malına konuşabilir, sahip verebilir, yaşa gelene kadar ona sahip çık ve hak edeceğin terinin karşılığını da al. Ve hak edeceğin terinin karşılığını al, ne zaman ki o malına, mülküne sahip çıkabilme gücüne gelir, al yavrum, elini çekiyorum senin malından, hayır göresin malından değil, iyi bir şekilde ondan ayrıl. Onun beduasını alarak değil, nefretini alarak değil, kinini alarak değil, onun rızasını alarak al senin malını, geç malın üzerine diyebilmek gücü onda. Gördüğün an malını teslim.
Çünkü o hadisleri de Kur'an'ın dengidir. Hatta ulema-i İslam vahyi gayr-i metluğe tabir etmişlerdir. Metluk olmayan, Cebrail aleyhisselamın vasıtasıyla gelmeyen, vahiy ile kendisine ihbar edilmeyen sözlerdi. O vahiyler ki, o vahiy ki tilavete geçmemiştir. Yasiye geçmemiştir, okumaya geçmemiştir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini Kur'an'dan ayrı bir şekilde kabul etmek, Kur'an kabul etmiyor. Kur'an bunu kabul etmiyor. وَمَا يَعْقِبُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوحَى. Çünkü o hiçbir şeyi kendi nefsinden, kendi ağzından konuşmaz. Onun bütün konuştukları nedir? Vahiydir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri uyarıyor. Bizleri böyle bir hataya girmekten alıkoyuyor ve bir örnek getiriyor. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabeyi yüzün Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle bize rivayet ediyor. Kale يَبْعَسُ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَوْمًا مِنْ قُبُورِهِمْ Allah Azze ve Celle kavimlerden bir kavmi diriltir. Allah Azze ve Celle kabirlerinden bir kavmi diriltir, ihya eder. تَخُرُجُ النَّارُ مِنْ قُبُورِهِمْ O dirilen kavmi karnlarından midelerinden ateş fışkırıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu manzarayla geliyor ki ilişkiyelim harama. Ki korkalım yetimin babama ilişkiyelim. Bakınız o rahat diye bildiğiniz dünyada elinde işini yaparsam yaparım diye gitmek bir mesajda olmalı. Ama işte siz dirildikten sonra da bu şekilde karşımda çıkıyor diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Siz o malı rahatlıkla dünyada yiyor musunuz? Keyif alıyorsunuz, zevk alıyorsunuz. O göz yaşıyorken sen çocuğunu sevdiriyordun. Sen onun malı üzerine zevk sana ediyordun değil mi? Ey kavim işte sizler var ya, sizler dirildiğinizde sizin karınlarından, midelerinizden ateşler çıkaracak. فَاَلْتُجُ اَخْوَانُمْ مَعْنَمْ Ağızlarından ateş aynı zamanda püskürecek. فَقِيلًا اَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz ümmetin şahsında biz ümmetin vekili ve kefili olarak Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a soruyoruz. Sahabeler soruyor, kimlerdir onlar ya Resulallah? Karınlarından, midelerinden ateş tutan, ağızlarında ateş tutacak üstüden, o kavim, o insanlar kimlerdir ya Resulallah? Kale, buyurdular ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, اَلَا كُتَرَا اَنَّ اللّٰهِ تَعَالَ يَنُّٰهُ Görmüyor musunuz ey sahabelerim, ey eshabım? Duymadınız mı ey ümmet? Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذِينَ يَكُمُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ O insanlar ki o kimseler ki yetimlerin mallarını yerler bulmamış. Zulm olarak yerler, hakları olmayan yerler. Kendine ait olmadığını bile bile yerler diyorlar. Onların çocuklar seni gelmek için onlara zulmediyorlar. اِنَّمَا يَعْقُلُونَ فِي قُلُونِ اِنَّا Onlar muhakkak ki o malı yemiyorlar. O yetimlerin malı yemiyorlar. Aslında onlar ateş yiyorlar, ateş. Onlar ateş yiyorlar ama farkında değiller, zırhlı geliyor. İşte farkında olmadıkları o zırhlı mal var ya, tadını onlara tattırıyoruz. Allah Azze ve Celle öyle bugün nasıldır? O tadı onlara tattırıyoruz. O yetimin malına onlara tattırıyoruz. Buyurun, dünyada zevkle mi yiyordun? İşte o zevkle yediğim, bu
İslam alimi şöyle buyuruyor bu ayetin tevhidiyle. يَحْشُرُ عَلَىٰ الْيَزِيمِ Haşrolu, kıyamete gelir. Yetimin mağdur yerler kıyamete getirir. Zulmen, yetimin mağdur hakkı olmayarak yerler. Kıyamet günü mahşere çağırır, hesaba çağırır. Yolda kıyamet, kıyamet günü. وَلَحَدُ النَّارِ يَخْرُجُ مِنْ وَمِنْ مَسَامِعِهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنِهِ Çok garip bir manzara. Değerli kardeşlerim, bastamamak. Kıyamet gününde yetimin hakkına geçen insanlar haşr olunurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların alametlerini, onların nişanlarını, onların belirtilerini ifade ediyor. Nasıl bir yurtsuz insan? Onların etrafında onlara baktığı zaman o insanlar onun kim olduğunu biliyor. Sen yetimin malı dünyadayken gelir değil mi? Diyebilecek benimkiler Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Onun ağzından, kulaklarından, burnundan, gözlerinden ateşler fışkırıyor. Alemler fışkırıyor. Ve bu sınıf insan yetim malını yiyen insandır deyip herkes birbirine tercih edecek. Öyle de Allah Azze ve Celle onu nasip et. Öyle de Allah Azze ve Celle onu ifşa eder. يَعْرِفُ كُلُّ مَنْ رَآهُ اَنَّهُ آهُ مَالِكِ Bütün her gören kim varsa onun yetim malına geçtiğini bilir ve birbirleriyle söyleşirler. Allah sizleri ve bizleri bu manzaradan muhafaza etsin. Her kim varsa bu manzaranın dairesinde Rabbim onlara da hidayet nasip etsin. Şuur nasip etsin, pişmanlık nasip etsin. Fırsat eldeyken, nefes bu kalıptayken niçin tövbe edilmeyelim? Verilmiş bir fırsat, niçin değerlendirmeyelim? Niçin bu manzaraya bırakalım? Niçin kalbiden sonra yapalım? Gelin tövbe edin, gelin tövbe edelim. Allah'ın rızasına, Resul-i Nişan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın da şefaatine nail olalım. İslam kurabaları, yetimi kollayan, yetime mükellef olan, yetime bakan için kendisine verdikleri bir yetki var. Biraz önce de bahsedildiği gibi hak edeceği noktada onun malına istifade edebilme yetki var. Faydalanabilirsin. Ama ona zulmederek tamamıyla olan onun malına kılarak onun hakkına geçemezsin. Onun için İslam hukukunda, İslam hukukları, İslam ulemaları, dört mezhep dairesinde bizlere gerçekten bir yetimin mal bağlı olan imkanı var. Sizinle yok veya da var da karşılıksız yapmak istemiyorsunuz. Var ama karşılıksız yapmak istemiyorum. Ben karşılıksız senin tabana bakmam. Ben karşılıksız senin imkanlarına bakmam. Ben karşılıksız senin yüzden seni efendim topluma kazandırmam. Demek noktasında hak etmen gerekir. Bir miktar varsa o hak edeceğin kadar o miktar ilişkilersin. O hak edeceğin şekilde ondan faydalanabilirsin. Aksi halde fazlası haramdır, ateştir ve aynı zamanda husrandır. Onun için ayet-i kerimede estaizu billah ve men kâne beniyyen فَلْيُسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Her kim zenginse, ihtiyacı yoksa, kollayacağı ve kollamak istediği bir yetimin malına ihtiyacı yoksa, malı yerindeyse, ne olur? Hakkındır deyip çekeceğiz. Sakınsın! Olur ki,
gelmektir. Seni şüphede bırakıyorsa, ilişirsen onun kim olmana geçiyor diyebilme imkanı ve şüphesi varsa kendi malına yiyelim. Elhamdülillah Allah sana verdi, zenginsin. İlla bir karşılık usulü ben o yetime bakmalıyım deme. Hırsına kapılma oğlum. Ki sen ona bakmanda karşılığını muazzam bir gün göreceksin. Ve ağlarsın. O da Allah'ın rahmeti. Resulü Lisa Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a da şefaat. Ama yok. Ve ben kâret fakiran. Yok o fakiri kollayan, o yetimi kollayan, o yetime sahip çıkan fakirse, gücü yerinde değilse, imkanı yoksa, ama o yetimde malı varsa, imkanı varsa, فَلْيَقُلْ مَعُوْا hak edeceği şekilde ondan itibar etsin, faydalansın. Çarçur etmesin, önünü kapatmasın, onu yok etmesin, onu nahi etmesin. Zevkine göre israf etmesin, keyfine göre onun malını tasarruf etmesin. Onun yevmiye uslu, güncel hak edeceği bir miktar neyse, bu usluna dönüştürür ve o şekilde ondan faydalanır. Gönlünü aldı, başında olacak. Sevene kadar, sevindirerek kadar, onun için değerli kardeşlerim. İslam arabaları dört şekilde, şu dört yerde birisinin bir yetimin malından faydalanma hakkı olduğunu ifade etmektedirler. Şu dört yerde. Onun dışında yok. Bir, اَنَّهُ اَخْدُ عَلَى وَجْهِ الْقَعْدُ borçlanma usluyla sıkıntıya girdi, durum dağına girdi, yanında kardeşinin oğlu, dayısının oğlu, her neyse akrabalarından biri ve o da emanet usulü kendisine teslim edilmişti, yetimin malı var. O yetimden borçlanma usulü tek iradi iade şartıyla faydalanmış. İki, el-akru bir kadr-i hâcet meyli israf. Biraz önce belirttiğimiz nokta gibi. Fakirdir, imkanı yok. İsraf etmeksizin, malına göz dikmeksizin, onun hakkına geçme niyetini taşımaksızın, onun malına hak ettiği şekilde alır. Ne kadar hak ediyorsa onun malına itibar eder. Üç, اَنَّهُ بِالْقَدْرِ الْحَاجَةِ لَا اَمْرَ الْيَتِيمِ عَمَلًا yine de yetim için herhangi bir iş yapmasında, bir ihtiyacını gidermesinde, o yetimin ihtiyacını gidermeden kendisi ne kadar hak edebiliyorsa o hakkını alabilir. Yani ki bir evin yapıyor. Ve o onun bir işini duyuyor, hak ettiği günlük yevmiyesi neyse o yevmiye dairesinde o yetimin malına ne yaptır? İlişebilir, onu alabilir. وَالرَّابِعُ الْقُدُسِ ise اَنَّهُ الْأَخْذُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَاِنْ اَيْسَرَ قَضَاهُ وَاِنْ لَمْ يُسِرْ فَهُوَ فِي الْعِلْمِ zavrı ihtiyacı olur. Gerçekten zavretler de israfta zavret değildir. Günümüzün insanların doğruluğu zavretlerinde değildir, israflarındadır. Ya ağabeyin modelindedir, ya evindeki, evet, döşemenin eskimesindendir. Onun için günümüzün insanların zaruretlerinden dolayı sıkıntıda değil. Hayatlarındaki israflarından dolayı sıkıntıda. İşte zaruret nedir? Ekmek bulamadı, giyime bulamadı. Herhangi o anda olması gereken en zaruri bir durumda kendisine ihtiyaç duyduğu parayı bulamadı, malı bulamadı. Burada yanındaki bulunan yetime zavreti kadar ihtiyacından malını alabilme yetkisi vardır. İade etme şartıyla. Ama şartlar gerçekleşmedi. Durumu bir türlü eskisi gibi olmadı. Onu ödeyebilme gücü doğmadıysa Allah'ın rahmetine sağlık.
malı bendedir, hakkı bendedir. Ama gücünü veren ve gücüde benden olmadı, veremiyorum. Sen ona malını kendi fazla kerametle iade et, beni de affetti, Allah'a sallamasın. Değerli kardeşlerim, Allah sallallahu aleyhi ve sellem malumuz kendisi de bir yetimdi. Hayatın bütün zorluklarını o geçirmiştir. Hem anneden hem babadan hayatın nasıl olduğunu tadan birisi. Amca kefaletiyle, akraba kefaletiyle yol alan birisi. Fakir olup herkese kutlar kalan birisi. Onun için yetimin öncüsü olan, yetimin kefili olan, yetimin sahibi olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu her zaman çok farklı anlamıştır. Çok farklı bir şekilde de ümmetle teşvik etmiştir. İşte Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel düşüncesi. O güzel haklardan, o güzel öncülerinden, o güzel beşiklerinden bakınız kendisinin sözleri nasıl bizlere duyurulmuş ve bizler içinde nasıl bir şekilde de örnek olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Kisemidir Bukhari en Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Sahih Bukhari'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ene ve kafir yetim bir demkedi hakeda. İki parmaklarını bu şekilde yapalım. Ene ve kafir yetim bir demkedi hakeda. Ben ve yetimi kovlayan cennette şu iki parmak gibiyiz. Ne mutlu bir şerefe. Ne mutlu bir şerefe ve ne mutlu bir şerefin halini olan karınlarında ateşe değil de ağızlarından, burunlarından, gözlerinden ateş çıkanlarından değil de Resulullah'ın komşusu olmak ne güzel. Bu nimetin içi kaç yıl? İki kuruşluk para için, iki dönümlük yer için, o yetimin için gözyaşı bırakalım. Hem bu yetimin faziletini ve bereketini kaçıralım. Hem de cennette Resulullah'la komşu olmayı kaçıralım. Hani Resulullah'ı çok seviyordum. Şimdi sorsak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisine ölçü yok denildi. Her gün bir öğretiydi. Ama gel gör ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşamıyor. Dinlemiyoruz, hayatımda geçirmiyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri yetime sahip çıkmamızı, bizleri yetimle olmamızı, bizleri yetimle yememizi, içmemizi istiyor. O kendi ümmetindeki şefkatı ve merhameti işaret ediyor. Zulmü değil, kini değil, nefreti değil, dünya hırsını değil, benim ümmetime layık olan şefkattır, merhamettir. Benim ümmetim şefkatlidir, merhametlidir, birbirleriyle dayanışandır ve dayanışma içerisinde birbirlerini kollayandır. Onlar birileri gözyaşlıyken kendileri gülmezler. Birilerinin sofrasında gözyaşı varken kendi sofrasında rahat yemezler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetini öyle tarif ediyor. Ama bu ümmet değerinden şu uğursuz olan bir kafirle gelin kendimize gelin. Gelin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğine uyalım. Gelin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı evimize koyalım. Gelin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatımızda tatbik edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizler için çok güzel müjdeler veriyor. Ucuz bir sermaye. Kazanmak mı istiyorsun? Resulullah'a ha böyle olmaya, yan yana olmaya, bitişik olmaya cennette olmak mı istersin? Dünyada bereketli olmak mı istersin? Dünyada mutlu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu teşvik
mübarek sözleriyle ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اِلَى كَعَابِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللّٰهُ تَعَالَى اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةِ. Evet. Kim ki kendi içtiğine, kendi yediğine, yani kendi sofrasına bir yetim eklerse, bir yetimi koyarsa, bir yetimi doyurursa, bir yetimi içirirse, Allah bu yetime yol açana kadar, Allah bu yetime bir kapı açana kadar, Allah bu yetime sahip çıkana kadar, kim bunu yaparsa muhakkak ki Allah cenneti ona vacip, onu cennetine koyacaktır, onun günahlarını affedecektir, o yetimin duasını kabul edecektir, o yetimin gözyaşının önüne geçen cennetle müjdelenmiştir. Cennetle müjdelenmiştir değerli kardeşim. Allah kibar etsin. Öyle buyuruyor. Sayabilir bir gün var mı?
vahdeti kaçırabilme gücünde var mı? İmtihandır. Bu imtihandır, güzel imtihandır. Elde geçmiş bir imkan, elde geçmiş bir fırsat. Evinde, ailesinde, mahallesinde bir yakın var. Başını okşayacak gücü de var ama yapmıyor. Allah Resulü Aleyhisselam her kim ki bir yetimin başını okşar, karşılığında Allah'tan bekler, Allah'ın rızası için yaparsa, bilsin ki onun başında izhaçlar karesince üzerine rahmet yağacaktır, bereket yağacaktır. Ve her kim haklısa erkek bir yetim çocuğa hüsnü muamele eder, ona gönül açarsa, ona dalga baş, güler yüzlük verir, başını okşarsa, cennette benle o haberiz. Şu iki parmak yaklaşımı, şu iki parmak topluluğu dairinde beraber olamaz. Değerli kardeşlerim, Allah bizden bizlere nasip. Ne ucuz şekilde elde edilme gücü varmış okulmalı. Ama maalesef bizatinde olmayan bir ümmet, gafil bir ümmet. Allah şunur versin. Allah Allah fethetlerimizi uyarırsın. Rabbim olarak karşılığını bizlere yaptırmasın. Gönlümüze koymasın. Onlara karşı nefreti gönlümüze koymasın. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri hep uyarıyor. Merhametli bir ümmet, şefkatli bir ümmet, bir dilede dayanışmalı bir ümmet ruhuyla bugün camide saf olan ümmet şuurunu bizlere vermiş bir değerle bizi uyandırıyor. Bizi uyandırıyor, sizler kardeşsiniz. Birbirinizden sorumlusunuz. Birbirinizin sıkıntılarından dolayı sorumlusunuz. Birbirinizi dert edinmelisiniz. Birbirinizin yoksulluğu dert edinmelisiniz. Yetimin dert edinmelisiniz, hastasını dert edinmelisiniz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmetine yakıştırmıyor nifakı, ayrılığı, ayrıcalığı. Ve bu muslamaz bir hayatı kendi ümmetine yakıştırmıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hatta öyle bir uyarı veriyor ki, مَنْ لَمْ يَفْتَرْتِ اُمُورِ الْمُؤْمِنِيَا فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Kim ki müminlerin dertleriyle dertleşmez, sıkıntılarıyla dertleşmez, zorluklarıyla dertleşmez, umursamaz bir insansa bilsin ki o müminlerden değildir. Subhanallah. Çünkü mümine yakışmayan bir tavır var kendisinde. Gelin tövbe edelim. Gelin tövbe edelim. Hatta sayık ve şifasıyla
Galil. Evet. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. El-Kabru Ravdun Yuriyadu Cenne Avu Fokratun Mün Fokabri Nira. Kabir yani cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından oluşur. Allah kabirlerimizi cennet bahçesinden bilsin. Ama daha hayattayız. Nefes tarihte, fırsat elde, tu ila Allah bi tevbeten suha. Nasuh bi tövbeyle Allah'a dönün. Tövbe edin. Elinizin tersine etmiş olduğu bütün günahı geçin. Çünkü ümmete verilmiş bir fırsat. Hep tarihinden günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibi muamele görür. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuş. Kalbimiz nasıl yumuşar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulmuş. Katı kalpli, sertli. Bu kalbim nasıl yumuşar? Diye sahabeler ümmetin şahsında, çünkü sahabeler Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle ashab-ı kendim dedik. Sahabelerin bir hızlar misalidir. Hangisine uyarsanız hidayetin olur. İşte sahabeler bizim önümüzdeki fanos misali bizleri hidayete göstermektir. Kimin sözleriyle? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle. Evet, sahabelerden bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor ve şikayet ediyor kalbinin zevkliğinden, kalbinin kasavetinden şikayet ediyor. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam اِنْ عَرْضَ اَهْلَيْنَ قَلْبُكْ فَلْهِ الْجَتِيمُ مِنْكَ وَمْسَحْ رَحْسَهُ وَأَطْعِمْهُ مِنْ تَعَامِكْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَنِيرُ قَلْبَكْ قَلْبَكْ وَتُقَدِّرْ حَالَكَ Garip bir imanet. Eğer arzu edersen merhametli olmayı, şefkatli olmayı, kalbinin güzelliklerle dolması ve aynı zamanda yumuşamasını, merhametli olmasını yetimi kendine yaklaşır. Yetimi korumana al, evine al, göğsüne al, onun başını oluşa. Kendinden o yetime gidin. İçtiğinden o yetime içtin. Ve işte bu yaptığın muamele, bu yapacağın güzellik senin kalbini yumuşatacaktır. Ve aynı zamanda korkma, sofradan da bir şey getirmeyecek. Allah bereketiyle zararını iade edecektir. Değerli kardeşlerim, İslam sosyal bir hayatın tüm değerlerini kapsayan. Hiçbir ile ucu kadar yer yoktur ki İslam müdahale etmesin ve oradan insanlığın mutluluğunu arzu etmesin. Ama birilerini gözyaşıyla bırakıp sen mutlu olasın diye İslam dilinden bir cevap yoktur. Tamam. Sen mutlu olasın diye birilerinin ağzı İslam'da yok. İslam'da durmuyor. Onun için gelin. Bu sokak hayatının bir değeri var. Alanımızdaki yetimlere sahip çıkalım. Mazlumlara sahip çıkalım. Zayıflara sahip çıkalım. Üstlere sahip çıkalım. Ekmeğimizi onlarla paylaşalım. Rızkımızı onlarla paylaşalım. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu cihad olarak ilan ediyor. Her kim bu şekilde kendi toplumundaki yetimle muamele ederse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu cahil olarak ilan ediyor. Ve kendi lafz-ı mübarekesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Es-sâhi alel-elbileti vel-mesâkin kel-mücâhid fî sebîlillâh. Yetime ve dua hiçbir dünya meta olmaksızın
bizleri kendi merhametiyle iade etsin. Memleketimize huzur ve istikrar ve memleket üzerinde olan her ne oyundaksa, her ne hile varsa ümmetin ruhuna uzanan ne kadar kirli ermansa tutmasın, erişan etsin, davranı ahretsin. Birliğimizi, beraberimizi, kardeşimizi, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle yoğursun. Allah hepimizden razı olsun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله